Yeni bir derse başlayacağız inşallah. Bu sizinle sondan bir önceki dersimiz. Yani şöyle baktığımız zaman 4-5 ders böyle gidecek. Bir derste de İslam ahlakı olacak. Artık ayrılık yaklaşıyoruz. Çok değil ama var daha yani. Şey yapmayın öyle. Hemen üzülmeyin yani. Daha var. Toplamda iki dersimiz kaldı. Çok çabuk oldu. Yani çabuk aslında erken bir şekilde bitmesi belki bir avantaj sizin için. Niye? Yani konuların erken bitmesi en azından sizin için bir avantaj. Şöyle avantaj. Tekrara, soru çözümüne bol bol zamanınız kalacak inşallah. Ve bu sizin için bir avantaj. Tabi bu avantajı kullanmak size kalmış. Onu da söyleyeyim. Yani ben burada anlattıktan sonra siz dersleri bırakır, ee, ondan sonra çalışmaz iseniz tekrarlarınızı yapmazsanız veya videoları dinlemezseniz o zaman problem. Kaynak mı az? Nasıl kaynak az hocam? Son bir ay kampta canlı ders olacak mı? Yani şöyle şimdi bu hani kamp olacak mı? Soru-cevap mı? Nasıl olacak? Onları canlı uzam ekibi daha net bir şekilde cevaplar inşallah. DHBT'de kaynak azdan kastığınız soru bankaları var hocam? DHBT, Dikap da olabilir. Dikap soru bankaları da çözülebilir hocam. Şimdi sadece DHBT ile sınırlı kalmayalım. Derslerimiz bizim yani işlemiş olduğunuz, görmüş olduğunuz derslerin ee, Dikap soru bankalarını bulabilirseniz, PDF hallerini bulabilirseniz bazı Telegram gruplarında onlar da olabiliyor. E, onları da çözebilirsiniz. Nurgül hocamın bir sorusu var. Yani Şia'nın gruplarından kastınız tam olarak hani Şia'ya bir bağlılık mı olarak düşündüğünüzde yani Gulat-ı Şia dediğimiz aşırı Şii grupları ifade ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. Şiiliğin kollarından mıdır direkt? Yani belki öyle direkt olarak söylemeyebiliriz ama aşırı Şii gruplar dediğimiz e, gruplardandır. Öyle söyleyebiliriz. Dürüziyilik olsun, İsmailiye, Yezidilik. Tabii Şia'dan ayrılmış kollar olarak söyleyebiliriz yani. Sayfa kaç hocam? Sayfa şimdi bugün İslam inanç esasları işleyeceğiz. Sayfa şöyle yapalım 25. Hatta 24 bitten 25. Öncesi ne olacak diye soracak bazı arkadaşlar belki de. Şimdi arkadaşlar iki ders boyunca yani iki gün boyunca yani iki akşam daha doğrusu boyunca ne yapacağız? İslam inanç esasları. Sistemde Enes Hoca kelam gözüküyordu. Yok hocam Enes Hoca'nın kelam gözükme ihtimali yok. Enes Hoca istiyorsanız ona söyleyelim o gelsin yani. Sistemde de ben varım hocam. İnanç esasları ve normal kelam bahsini ben anlatacağım. Yani İslam tarihi ee, dört halife Emeviler, Abbasiler, Abbasiler, dinler tarihi, mezhepler tarihi, kelam ve İslam ahlakı bende. Kalan kısımlar Enes hocam değiş. Biz şu an 25. sayfadan başlayacağız. iki gün boyunca, iki akşam boyunca ne işleyeceğiz? Ee, İslam tarihi işleyeceğiz. Şey özür diliyorum. Ee, İslam inanç esasları işleyeceğiz. inanç esasları bittikten sonra da büyük ihtimalle iki gün hatta yani üç gün boyunca kelam ve bu kelamın öncesi yani kelam dersinin son dersinde belki de son iki dersinde de inşallah soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Hem mezheplerle alakalı hem kelamla alakalı işlenecek arkadaşlar. Şimdi bir daha alayım bir açıklama yapayım 18 kişi olduk. Ondan sonra konuşalım. Şimdi şu anda bugün 25. sayfadan 42. sayfaya kadar. tabi hepsi bugün bitmeyecek ama yarısını bugün işleyeceğiz, yarısını da e, ne zaman Çarşamba günü. Önce kelamın inanç esasları yani imanın şartlarını işleyeceğiz. Öncelikle imanın şartlarını işleyeceğiz. Bunun içerisinde ilahiyat bahisleri, nübüvvat bahisleri ya da e, semiyat bahisleri dediğimiz kısımlar olacak. Daha sonrasında ise kelamın ana konuları, kelam tarihi. Kelamda önemli işte mezheplerin kelami görüşleri, delil, hüküm, iman konusu bunları işleyeceğiz inşallah. Zamanımız bol onu ifade edeyim. Yani 5 ders boyunca güzel güzel tatlı tatlı sindire sindire inşallah e, işlemeye çalışacağız. Ve artık kelama dair kafanızda zihninizde e, konular noktasında soru işaretlerini büyük ölçüde gidermeye çalışacağız Bundan sonra size kalacak artık. Bol bol soru çözüm ve tekrarla inşallah bu işi götüreceksiniz. Yeni gelenler için bir daha söyleyelim. Elinizdeki kelam notunun 25. sayfasındayız. Oradan başlayacağız inşallah. 25'ten sonuna kadar 2 ders boyunca işleyeceğiz. Yani iki dersten kastım iki gün. Ondan sonrasında ee, yani mesela haftaya cumartesi günü arkadaşlar kelam tarihi yani birinci sayfadan başlayacağız inşallah. Şimdi başka sorumuz var mı ya da söylemek istediğiniz bir şey? Yoksa derse başlayalım inşallah. Görünür de yok. O zaman başlayalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir <laughs> ve la tuansir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlulugdeten millisani yefkahu gavli ve sebeplerinde emri ilallah Rabbizlitna inmen ve fehmen ve elhiqni bis salihin amin ve elhamdülillahi rabbil alamin bize gönderilen kitap ha o zaman şöyle yapacağız bir açıklamaya getirmem gerekiyor şimdi kıymetli hocam size büyük ihtimalle Enes hocamın kitabı gönderildi Enes hocam dersini anlatırken kendi kitabından veya kendi notlarından anlatıyor ben dersimi anlatırken kendi kitabım yani benim kitabım yok Allah söyledi. belki kitabımız da olur inşallah kendi notlarımdan anlatıyorum. Dolayısıyla sizin sisteminizde, dökümanlar bölümünde kelam ile alakalı döküman var, 42 sayfalık. Orayı indirip çıktı alıp ya da işte artık belki tablet vesaire varsa onu yazıyorsunuz, bilmiyorum. Oradan işliyoruz. Orada da 25. sayfadan başlayacağız inşallah. Onu ifade edeyim. Şimdi 25. sayfadayız. İlahiyat ve nübüvvat bahisleriyle başlayacağız. Ha, onun öncesinde şöyle yapacağız. Birinci sayfaya bir geleceğiz ve birinci sayfada sevgili arkadaşlar kelamın ne olduğunu bir kere tanımlamak istiyorum. Bunu kısaca tanımlayalım. Daha sonrasında da nereye geçelim? 25. sayfaya geçelim inşallah. Şimdi baktığım zaman kelam nedir? Bir kere bunu bir tanımlayalım bakalım kelam ilminin tarifi demiş. Ben bu boşlukları sonradan dolduracağım. Yani şuradaki boşlukları sonra dolduracağız. Ama kelam dediğim zaman sınava hazırlanan siz kıymetli hocalarımın şu tanımı mutlaka bilmesini isterim. Nasla bağlı kalarak. Nasla bağlı kalarak. Nas dediğim şey nedir? Yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlı kalarak akli ve nakli yöntemlerle inanç esaslarını temellendiren ilimdir. İnanç esaslarını temellendiren ilim. Kelamla ilgili böyle bir tanım yapıyoruz. Nedir? Nasla bağlı kalmak. Yani Kur'an ve sünnet ışığında bir yol haritası çizmem gerekiyor. Eğer konularla alakalı yani bu inanç esasları ile ilgili imanın şartları olsun işte diğer inanç esasları olsun onlarla ilgili bir temellendirme yapmam gerekiyorsa burada da kullandığım iki tane argüman var. Birincisi akıl bir diğeri nakil. nasıl bağlı kalacağım inanç esaslarını temellendireceğim bunu yaparken de aklımı ve nakli yani Kur'an ve sünneti kullanacağım. Böyle bir yol haritası çizeceğim kendime. Aleykümselam hocam. Şimdi başladık. Bir nas diye kelam tanımı yapmış olduk burası ile alakalı. Tanımı yaptıktan sonra hemen aşağıya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar kelamla alakalı kelam ilmi özellikle İlahiyat, nübüvvat ve semiyyat dediğimiz başlıklara ayrılacak. Biz iki dersimizde bu başlıkları işlemeye çalışacağız. Yani iki ders dediğim yine söyleyeyim, iki gün. Hem bugün hem de haftaya çarşamba günü inşallah. Peki nedir ilahiyat, nedir nübüvvat, nedir semiyyat? Eğer bir konu Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, fiilleri, işte Allah'ın varlığının delilleri ve benzeri bir konu işleniyorsa burası ilahiyat bahsidir. İlahiyat bahsidir. Peygamber ve kitaplardan bahsediyorsam burada ne vardır? Nübüvvat bahsi vardır. Meleklere iman ve ahiret konusundan bahsediyorsam burada da semaiyat bahsi vardır. Hocam kader nerede? Kader konusunu buraya alabilirim. Buraya alırken de kaderi buraya almamdaki kasıt insanın fiilleridir. İnsanın fiilleri. Çünkü insan fiillerinde Allah mı? İşte Allah'ın sıfatları, Allah'ın fiilleri. İnsanın fiil işlerken kendisini işliyor. Yani cebir var mıdır? Yok mudur? Tevfiz var mıdır? Yok mudur? Bunları anlatan ilim olarak karşıma çıkacak kelam ilmi dediğim ilim. Buraya anlaştık mı? Hatta isterse ekran görüntüsü almak isteyenler şöyle yapabiliriz. Bir giriş yaptık. Kelamın tarifini verdik. Kelamı da ilahiyat, nübüvvat ve semiyat olarak açıklamış olduk. Burada sıkıntı yok. İnşallah. Bakalım. Bir mesaj gelmiş. Aleyküm selam. Çok bir şey kaçırmadınız hocam. Sadece şu bölüm. Sadece sesim mi geliyor? Nasıl sesim geliyor? Görüntü yok mu? Elif hocam diyor ki sadece sesiniz var hocam diyor. Görüntüm yok mu? Varmış hocam. Sizde sıkıntı var? Hepsi var. Ses, görüntü, her şey mükemmel. Çok bir şey kaçırmadınız hocam. Şu görmüş olduğunuz ekranda görülen, şu paylaşımdaki şeyleri yazdık. Şimdi gelelim 25. sayfaya. Ben buradan açıyorum. Siz de hani notunuzu indirdiniz ya. Elinizdeki nottan 25. sayfayı açın lütfen. Sayfa 25. Elif hocam, problem sizde. İsterseniz bir girin, bir daha şey, bir çıkın, bir daha gelin. Çünkü sesim ve görüntüm vesaire problemi sizden kaynaklı. Şimdi 25. sayfayı açtık. Yukarıda ilahiyat, nübüvvat ve semiyat olarak ifade etmiştik. Birincisinde ilahiyat bahsinden bahsedeceğiz şimdi. İlahiyat bahisleri nelerdir? İlahiyat neydi? Allah'ın varlığı, birliği, kader, kaza, insanın fiilleri konusuydu. Allah'a iman ile başlıyoruz. Şimdi Allah'a iman ile başlarken şöyle bir şey yazmamız gerekiyor. İlahiyat bahisleriyle alakalı. O yüzden buraya yazalım. İlahiyat bahislerine bir not yazmamız gerekiyor. İlahiyat bahisleri yani Allah'a iman bahsi ya da diğer bahisler kelamın bu konularıyla alakalı ne diyoruz? La yetegayyar. Burası değişmez arkadaşlar. Burası değişmez. La yetegayyardır. Allah'ın varlığı ve delilleri derken de sevgili arkadaşlar Allah'ı tanınmam gerekiyor. Allah'ı nasıl tanıyacağım ben? Allah'ı iki şekilde tanıyabilirim. Allah'ı isimleriyle tanırım ya da sıfatlarıyla tanırım. Allah'ı isimleriyle tanırım veya sıfatlarıyla tanırım. Allah'ı tanırken bir de deliller söz konusudur. Akli deliller, nakli deliller veya akli delillere dayanak olan nakli deliller. Akıl ile nakil. 25 hocam, sayfa 25. Akıl ile nakil bir arada olacak veya bazılarında. Sayfa 25'teyiz. Şimdi burada ispatı vacip delillerinden bahsetmem gerekecek. ÖSYM daha önce bunu sordu, yine sorabilir. Bilginiz olsun. Ve hatta ve hatta ben size başka bir kopya vereyim. 10. sınıfta dikap dersinde yani liselerde din kültürü ahlak bilgisi dersinde işte imam hatiplerde kelam konularında vesaire bu konu anlatılıyor. Özellikle